Efendim şimdi huzurlarınızda bu karının adını da hep söylediğim zaman aklıma bir üzüm bağı gelir. Kim oldu anladınız mı? Yeşim Salkım. Ay çocuklar. Vallahi dur. Tamam Allah kahretsin sizi. Allah'ın cezaları. Zattır zattır zattır. Kız indi. Bak bu yukarı kız başkasının mı bu? Sibel Can'ın mıydı? Bak çocuklar çok şık. Vallahi çok şık. İçinden yok. Donunuz görünüyor. Allah altımı yarabbim. İyi Allah'tan yandan. Fakat şıklığa bak. Kadının asortisine bakın. Siyah ayakkabı giydiği ya, saçı siyah yapmış. Böyle az sanatçı bunun. Çok şık, hakikaten çok şık. Bir de, yok değil. Ya ya ama miyim diye buna koç aldı, öbürü poç aldı falan. Şems Arkadı. Evet. Basur'u. Çok şıksın hakikaten. Git sen çocuğum. Çok, seni, sen, hayır sen şöyle görsünler ama seni. Öyle değil şuradan. Dur dur dur. Vücut da döneyim güzel. Mi? Bu Avrupa. Nasıl döneceğim? Vallahi. Tamam. Aa çok şık elbise. Niye buraya oturdun? Olur mu? Evet. Aa suratı çarpıktır buraya oturuyor. Buraya oturayım lütfen. İyi tamam otur benim için fark etmez Yeşim. Gel ben sen de. İlla beni Yeşim hoş geldin. Tamam sen kız bugün Dudullu yine uğraşacağım. Gibi oldu. Dur peki dur. Oradan mı iyi resim veriyorsun? Nasıl resim veriyorum bilmiyorum ki. Veriyor muyum? Oradan iyi olur resim zaten. Zaten sana yani, dönemeyeceğim. Resim... Onun için o tarafa oturayım ki güzel güzel yüzünü göreyim dedim senin. Kaldır. Şöyle yanında prensesler gibi oturmak için. Kız çok besleme niye? Gibi ben kaldı. Niye ben kül kedisi gibi miyim? Ha kül kedisi besleme diyorum hemen kül kedisi. Nasılsın? İyiyim sen çok iyi görünüyorsun. Sen de bir böyle bir eski zaman Greta Garbo güzelliği var. İncecik kaşlar. Ay, teşekkür ederim. Biliyorsun sonunda tımarhanede gitti. Ay. Şöyle dur. Allah korusun. Yok senin aklın başındadır. Ha. Sen ne yaptığını bilirsin. Yok. Senin ara sıra fakir sapıtıyorum. Hiçbir ahbabın yok maşallah. Ne? Yani bütün basın yazıyor. Ne yazıyor? Ne bileyim ne yazıyor. Yani geri. Ha, ne geri. Yok evet. Allah'a çok şükür. Yani babam zengin. Aa. Ya. Ama anne baban zengin serseri. Senelerde çalışmıyorduk. Babana fazla para vermiyorlardır. Yani zamanında yaşlar... Ya çok kaça aldın bu yüzüğü sen? Hayır ben benim için miyim mi? Ben şöyle çektim mücevher kutusundan. Ne çıktıysa onu taktım. Görüyor musunuz taşını gördünüz mü şey büyüklüğünü? Aa tabii. Vallahi. Ben alamadım Ayşegül daha. Ayşegül bunu kaçıramadı Amerika'ya. Sokamadı içeri çünkü. Ben de kaldım. Ooo bu da iyi. Kamera yaklaş. Hakiki mi bu? Tabii hakiki. Aa, ben sahte şey takar mıyım ayol? Niye sen kaset yaparken üste para veriyormuşsun? Ne yapıyormuşum? Aa, şey söyledi, Ajda Pekkan söyledi. Ajda çok söylüyor artık, biraz kendine gelsin. Öyle herhalde mi? Ben onun yerine oynuyorum diye, ondandır. Aa, bilmiyorum, yani gene Ajda'nın havası öyle bir başkadır yani. O sarışın tabii, ben esmerim ha, yani. Ha. Sen de değişirsin yani, sarışın da olabilir. Yok, ben sarışın çok kötü olurum. Olmaz. Sevmem sana öyle pis sarışın falan. Hafif kadın havası verir. Bu da bir dişilik bana veriyor. Bu? Böyle, evet, ha. Öyle oluyor. Hiçbir şey ifade etmiyor bana ama demek ki bana ifade ediyor. Sana nasıl ifade etsin? Aa. Yeşim hoş geldin. Seni hoş iyi bulduk. Tutmak mecburiyetindeyim. Niye ben canım? Senin babanın kısa pantolonlu halini biliyorum. O serseri midemden rahatsızım dedi askerlik yapmadı. Babam. Ha, öyle dediler. Babam midesinden rahatsızmış. Ha. Halbuki buraya oturduğu zaman bir danayı yer o. Yer, iyi yer. Şimdi, iyi yemek yer. Şimdi ne yapıyor? Çalışmıyor galiba. Şimdi her ya çalışıyor. Ha. Yani iyi herhalde. Ama sen geldin, boynuz kulağa geçti. Çok iyi isim yaptın. Yok öyle değil. Hiçbir zaman onun yeri her zaman ayrı. Tabii canım. Başka. Alaturka'nın yeri ayrı. Sen Alaturka mesela bilir misin? Bilirim. Mesela? Kimseye etmem şikayet, ağlarım ben halime. Ya
Yavrum öyle o kadar ağlanacak halin yok. Şarkılarla yani. Bunu dile getirme istersen daha neşeli bir şey söyle. Bahar pembe beyaz olur biliyor musun? Yok onu da bilmiyorum. O serseri. Bana göre değil. Ama yani bir flörtün vardır. Var. İyi bir şey mi? Fena değil. Hangi yönde? Ahmet. Nüfus memuruyum ben Ahmet diyor. Yani bana mühim olan şeyi anlat. İyi çocuk. Evet. Dövüyor mu? Yok ben onu dövüyorum. Ha pısırık bir şey. O pısırık değil ben dövmeyi severim. Aa, erkek dövdüm ben çok severim. Sen böyle maço erkek tipinden mi hoşunum? Sen ne de balerinle mi yatacaksın? Baletle mi yatacaksın? Düşünsene ne kadar estetik vücudu olur onun. Aman vücut miyim değil. Niye? Yani. Biraz da güzellik önemli değil mi? Yani huyu güzelliğiyle bütünleşmeli. Ne yapayım onu maçoluğunu ben? Hiç uğraşamam öyle maço erkeklerle. Hemen kapının önünde bulur kendini. Ha. Tabii. Bu şey. Ahmet. Bunu mu yıka diyorsun Ahmet? Yıkıyor mu? Yok yok estağfurullah. Benim erkeğe saygım var. Onun da bana saygısı olmak zorunda. Ha. Tabii. Öyle saygılı olunca yani, da iş tabii. Çıkmaz. Yok çıkıyor. Bekleyecek ki sen. Yine de sen bilirsin tabii yani ben senin. Ben ileride öyle yapacağım. Ama daha henüz genç olduğum için pek ihtiyacım yok böyle şeylere. Kız bu nedir? Bu laf devamlı söyleniyor. Ay karşıma gelen genç. Gelmeyin o zaman programa. Olur mu? Ben sen genç olduğun için senin programına katılıyorum. Ben öyle herkesin programına katılır mıyım? Tabii. Sen genç, hoş, alımlı bir kadınsın. Ay çok teşekkür tabii ederim. Tabii ki. İçimi açıyorsun. Yalan söylüyorsun. Ben bilirim ki parçalayacağım şimdi seni. Vallahi yalan söylemiyorum. Şimdi. Sen var ya yani gönlümüzün çiçeğiz. Hiç sağ ben huysuza çıkacağım, huysuza çıkacağım diye burada başınızı net niyetim. Kız eve gel ben senin ya imkan bulurum ya. Ne yazdınız? Çocuklar yani bunu şey iş olsun diye söylemiyor. Bu yeni moda. Böyle kalça kemikleri meydanda. Böyle bu kadın. Ama bir de bakın eskinin güzelliğini. Blue moon. The song is standing alone. Without the dream in my heart. Without the love of my own. Blue moon. The song is standing alone. Bak şimdi, şimdi o eski moda böylesin ha. Değil mi? Bir de şöyle var biliyorsun. Şöyle. Bu ne moda? Bu hangi moda? Bilemeyeceğim artık. Canım yani o bir şeyse bu elbiseyle de o. Çocuklar cadı duruyor duruyor bir şarkı çıkarıyor hit oluyor. Bir de ben o şeyi seyir seylerdim. Bir sigara iç. Son sigara. Yap da git mi diye bir şey. Öyle bir şeydi. Aklı fikri onda. Ay, vallahi diye. Öyle diyordu. Son sigara içti. Son bir sigara içti. İçerim öyle git. İyi o ne demek? Son sigara iç içerim, yap gidelim. İç. Ne alakası var? Ben öyle anlıyorum kızım. Sen niye her şeyi o taraftan anlıyorsun hayatım? Ama niye herife son sigara iç diyorsun? Gel bir çorba iç der insan. Ev kadını mı? Son sigara iç. Nere git. Ama o da tuttu. O şarkı da tuttu. O tuttu. Deli bir abi de zaten tuttu. Sen onu biri Serdar'la çektin Serdar'la klibini. Allah onun vücudunu... Paramparça etlerini yolacağım ona. Niye? Ayağım yatağın içinde hoş sahneler değildi. Çocuklar seyretmesin diye gece 11'e koyuyorlardı. Yok canım deli mavide o yatak ha, sahneleri. Hep yataktı zaten. O değil mi? Hiç ben senin böyle bir çeşmeye gidip su doldurduğunu görmedim canım. Biraz kuru üfe bunu üfesin ama. Hı. Öyle ne gülüyor ne gülüyor ne gülüyor. Ne bulursun? İdare ediyorum. Ha, ama işine yine de, gelirse. Ama yine de Türkiye'nin en güçlü adamıyla ben beraberim. Böyle sus, bir durum var. Sus. Değil mi? Sus kahroluyorum. Niye? Ailece görüşelim. Görüşelim tamam. Tabii. Bana gelin. Gelelim. Ben seni zehirler. İhsal ilacı o gece. Sanatçıyı mı idare edeceğim? Orkestrayı mı idare edeceğim?
derken bir hitap hale geliyorum. Sen her şeyi idare edersin o yüzden. Bu ne demek? Bu ne demek? Yani sen her işin altından beni kalkarsın. Beni çiçolüngüyle karıştırıyorsun galiba. Hayır, sen her işin altından kalkarsın. O yetenek yok, kız, vardır. Yok, kalkamıyorum mi artık? Öyle mi? Bazen zor mu oluyor? 80 sonra bir hitap yatıyor. Artık normal bu yaştan sonra. Yeşim, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ayağına sağlık. Hakikaten çok şık geldin bana. Çok teşekkür ederim. Sen mi söylüyorum? Sen... Çok nadir şık gelen sanatçılardan bir tanesisin. Estağfurullah. Sen her şeyin üzerine layıksın. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim.